Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. Makine mühendisliğine giriş dersi kapsamında 6. dersimizin konusunu kütlenin korunumu oluşturacaktır. Kütlenin korunumu çerçevesinde ders notumuza başlayalım. Öncelikle maddeyi ele alalım arkadaşlar. Biz maddeyi katı, sıvı ve gaz olarak 3 farklı fazda inceliyoruz. Sıvı artı gaza akışkan diyeceğiz. Akışkanlar bir boru veya kanal aracılığıyla bir noktadan başka bir noktaya pompa ve fan aracılığıyla gönderilirler. Eğer akışkanımız arkadaşlar sıvı ise pompa kullanırız, gaz ise fan kullanırız. Akışkanı bir noktadan başka bir noktaya iletmek için. Bunun yanında sıvılar genellikle borular aracılığıyla taşınır. Boru dediğimizde aklımıza D çapına sahip bir eleman gelecek. D çapına sahip bir boru gelecek. Bir boru D çapına sahipse bunun kesit alanını arkadaşlar pi çarpı D kare bölü 4'ten hesaplarız. D burada çap. Eğer yarı çapı ele alıp ona da küçük R dersek pi R kareye eşit olacaktır kesit alanı. Metre kare biriminde kesit alanını belirleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu boru sisteminin başına bir pompa eklemişiz. Bu pompa aracılığıyla bir noktasından iki noktasına akışkanı göndermişiz ki burada akışkan sıvı dedik ve bu borunun içi tamamen sıvıyla dolu kabul ediyoruz. Arkadaşlar sıvı akımının bir yönü var. Bu çerçevede akışkandan mekaniğinde bunu ayrıntılı olarak ele alacaksınız. Bernoulli denklemi adı altında işleyeceksiniz. Biz sadece şimdi kütlenin korunumu altında bir ön giriş bilgileri veriyoruz. Arkadaşlar gazlar genellikle kanallar aracılığıyla taşınır. Kanalların da bir kesit alanı var. Boruların da bir kesit alanı var. Boru dediğimizde D çapı aklımıza gelecek. Kanal dediğimizde ise bu kesit alana bağlı uzunluklar aklımıza gelecek. Örneğin burada kesit alanı kare olarak verilmiş. Eğer kare ise A eşittir B olacak. Bu çerçevede kesit alanı A kareden hesaplanacak. Tabii bu kesit alanı dikdörtgen olabilir kanallarda. Üçgen olabilir. Altıgen olabilir, elips olabilir. Sonuçta kanal dediğimizde kesit alanı çeşitli geometrik şekillerde olabiliyor. O geometrik şekle bağlı olarak da kesit alanını metrekare biriminde inceleyeceğiz. Tabii ki bu kanalın girişine bir fan eklemek zorundayız. Gaz akımını bir noktasından iki noktasına gönderebilmek için. Arkadaşlar eğer kanallarla çalışıyorsak bizim için hidrolik çap da önemlidir. Bir kesidin dairesel bir keside göre eşdeğer çapıdır hidrolik çap. Yine dediğim gibi akışkanlar mekaniğinde bunu ayrıntılı olarak işleyeceksiniz. Şimdi ön bilgi olarak hidrolik çapı da bilmek zorundayız. Hidrolik çapı D hidrolik veya DH olarak gösterelim. Bu da 4 çarpı A kesit alanı bölü P çevreye eşit. Yani AK kesit alanı P çevre olmak üzere 4 çarpı AK bölü P'ye eşit. Örneğin dairesel kesit için bir hidrolik çapı tartışalım. Dairesel kesitte şimdi 4 sabit bir sayı AK'yı ele alacağız. Pi D kare bölü 4'tü. Çevresi dairesel kesitin pi çarpı D'dir. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda DH eşittir D çıkıyor. Yani dairesel kesitte DH eşittir D oluyor. Neden? Zaten tanım gereği bir kesitin dairesel bir kesite göre eşdeğer çapıdır demiştik. O zaman bizim referansımız daire ise burada da dairenin hidrolik çapı tabii ki kendisine eşit çıkacak. D'ye eşit çıkacak. Dikdörtgen kesit için bakarsak hidrolik çap 4 çarpı AK bölü P ise ve dikdörtgenle çalışıyorsak dikdörtgenin kesit alanı A çarpı B çevresi 2A artı 2B'ye eşit. Bu çerçevede matematiksel işlemleri yaparsak dikdörtgen için kesit dikdörtgen kesit için hidrolik çap 2AB bölü A artı B oluyor. Bu çerçevede hidrolik çapları kesidin geometrisine göre hesaplayabiliriz. Evet, bu ön bilgilerden sonra kütlenin korunumuna devam edelim, giriş yapalım. Kütlenin korunumu çerçevesinde arkadaşlar biz kütleden, kütlesel debiden ve hacimsel debiden bahsederiz. Kütle bildiğiniz gibi birimi kilogram, gösterişi m, kütlesel debi m üzeri nokta ve birimi kilogram bölü saniye. Yani
birim zamana göre bir değişim varsa kütlede, ona biz kütlesel debi diyoruz ve birim zamana göre değişimleri gösterirken o gösterimin üstüne bir nokta koyuyoruz. M üzeri nokta. Hacimsel debi V üzeri nokta, o da metreküp bölü saniye. Gördüğünüz gibi hacimle ilgiliyse zaten metreküp yer alacak ama birim zamanda değişim varsa, o zaman metreküp bölü saniye birimde çalışıyorsak hacimsel debiden bahsedeceğiz. Evet, kütlenin korunumu çerçevesinde bir kaba ele alalım. Bu kabın üstünde bir giriş, altında da bir çıkış olsun. Bu kabın içindeki sıvıya biz sistem diyeceğiz arkadaşlar veya kontrol hacmi diyeceğiz. Sıvı giriş çıkışı varsa bir sisteme biz ona kontrol hacmi de diyoruz. Bu tanımlamaları iyi bilin, ileriki derslerde hep karşınıza çıkacak. Bu sistemin bir sınırı var. Eğer akışkan giriş çıkışı varsa bu sınıra kontrol yüzeyi diyoruz. Bu tanımlar önemli. Bir daha söyleyelim. Sistemin sınırlarından akışkan giriş çıkışı varsa biz bu sisteme kontrol hacmi de diyoruz. Ayrıca bu sistemin sınırına kontrol yüzeyi de diyoruz. Delta T zaman aralığında giren toplam kütle olsun kilogram biriminde bu sisteme ve delta T zaman aralığında çıkan toplam kütle olsun bu sistemde. Sonuçta giriş ve çıkış var. Bu çerçevede delta T süresince sistemdeki yani kontrol hacmindeki net kütle değişimini de ele alalım. İçeride belli kütlede sıvı var ama kütle giriş ve kütle çıkışı da olduğu için bu çerçevede bu içerideki yani sistemdeki kütlede de değişim olabilir. Bunu da göz önüne alalım. Bu söylediklerimizi matematik olarak şimdi modelleyeceğiz. Kütlenin korunumu altında. Ne demişiz? Toplam giren kütle, toplam işareti bu, eksi toplam çıkan kütle eşittir kontrol hacmindeki kütlesel değişim kilogram biriminde. Bunu da burada anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar bir giriş bir çıkış varsa biz yine bu sistemde bir giriş bir çıkış almışız. Çoklu giriş çoklu çıkış olabilir. Hatta sadece giriş olabilir. Hatta sadece çıkış olabilir. Sonuçta buna göre şu temel eşitliğimizi, kütlenin korunumu eşitliğini değerlendireceğiz. Bir giriş bir çıkış varsa o zaman M giren eksi M çıkan olarak şu sol tarafı ele alabiliriz. Sağ taraf yine delta M kontrol hacmi. Yani kontrol hacmindeki kütlenin değişimi. Burada her tarafı arkadaşlar delta T'ye bölelim. Zamana göre değişime bakalım. O zaman zamana göre değişim olduğunda üzerine nokta geliyordu. M giren M nokta giren olacak. M çıkan M nokta çıkan olacak. Birim de kilogram saniye olacak. Tabii ki kontrol yüzeyinden giren ve çıkanları bu şekilde yazdıktan sonra kontrol hacmindeki değişim kütlenin zamana göre değişimin dm bölü dt olacak. Biz de buna kütlesel debi diyoruz. Dediğimiz gibi ya kilogram biriminde ya kilogram bölü saniye biriminde biz kütlenin korunumunu alırız. Çoklu giriş çoklu çıkış varsa bunun önüne de toplam işaretlerini koyabiliriz. Kütlesel debi güzelce tanımlayalım. Kütlesel debi yoğunluk çarpı hız çarpı alana eşit. Gördüğünüz gibi buradaki V hacim değil hız. Kilogram bölü saniye birimine erişmek üzere bunu metre kare, bunu metre bölü saniye, bunu da kilogram bölü metre küp alırsak tabii ki kilogram bölü saniye birimine erişiriz. Arkadaşlar rho yoğunluk kilogram bölü metre küp. Bu yoğunluğu biraz sonra açacağız. Ve boru ve kanal içi hız. Biz buna ortalama hız da diyoruz. Neden ortalama hız deniyor? Akışkanlar mekaniğinde ayrıntılı anlatılacak. Ama biz biraz sonra yine kısaca ayrıntısına bakacağız. İster boru olsun, ister kanal olsun içerideki hızı biz V veya V ortalama olarak göstereceğiz. İkisi de olur. Kesit alanı hakkında konuştuk biraz önce. AK ve metrekare biriminde alacağız. Biz bunu ya AK veya A olarak gösteririz arkadaşlar. Sorun değil ama rho çarpı V çarpı A'ya kütlesel debi diyeceğiz. Buradaki yoğunluk önemli dedik. Yoğunluğu biraz konuşalım, yoğunluğu açalım. Sıvılarla çalışıyorsak arkadaşlar, yoğunluk sıcaklığın fonksiyonu. Bu çerçevede sıcaklığa bağlı olarak tablolardan seçiliyor. Arkadaşlar www.hüseyingünaran.com adresinde sıcaklığa bağlı olarak değişen tablo değerleri verilmiştir.
buradan alıp inceleyebilirsiniz. Bu ders notu da yine yazılı olarak aynı web adresinde makine mühendisliğine giriş sayfasında yer almakta. Gazlara bakarsak arkadaşlar, gazlar sıvılardan farklı. Gazlarda yoğunluk hem basıncın hem sıcaklığın fonksiyonu. O zaman gazlarda hani tabloda yerine ideal gaz eşitliğinden hesaplayacağız. Ama siz ileride termodinamik dersinde göreceksiniz. Mesela hava için çeşitli tablolar var. Ama genellikle yok. O zaman bileceğimiz tek şey, gazlarla çalışıyorsak ideal gaz eşitliğinden yararlanacağız. Yoğunluğu hesaplamak için. Sıvılarda genellikle tablolar var ve sadece sıcaklığa bağlı olarak yoğunluk değiştiği için sıvılarda sıcaklığın karşısındaki yoğunluk değerini alacağız. Ama gazlarda hem sıcaklık hem basınca bağlı olduğu için yoğunluk PV eşittir MLT'den yararlanacağız. P basınç Pascal ve hacim metreküp arkadaşlar. Pascal çarpı metreküp her zaman jülü verir bir analiz yaptığınızda. PV eşittir MLT dedik. M kütle kilogram. R gaz sabiti. Jül bölü kilogram kelvin biriminde çalışıyoruz. Mol değil burada dikkat. T sıcaklık her zaman kelvin. Ve bu üçünün çarpımı da her zaman jülü verir. Yani jül eşittir jül olmak zorunda zaten. Arkadaşlar PV eşittir MLT'de her tarafı M'ye bölersek buradaki M gider. Buraya V bölü M gelir. O zaman büyük V bölü M'yi arkadaşlar biz özgül hacim küçük V diyorduk. O zaman birimi tabii metreküp bölü kilogram olacak. Biz PV eşittir MLT'yi P çarpı küçük V eşittir RT olarak da yazabiliriz. Aynı şey. Ne yaptık? Her tarafı M'ye böldük. PV eşittir RT'ye neden geçtik şu eşitliğe? Çünkü bize yoğunluk lazım ve özgül hacim de yoğunluğun tersi. Yani özgül hacim eşittir 1 bölü rho. O zaman bu V yerine 1 bölü rho'yu koyarsak son eşitliğimiz P eşittir rho çarpı R çarpı T olacak. Yoğunluğu buraya yerleştirirse. Ve yoğunluğu tek başına bırakırsak gazlarda gördüğünüz gibi yoğunluk basınç bölü sıcaklığın fonksiyonu. Tabi R sabit sayı burada. R gaz sabiti. Yani P bölü RT'den yoğunluğu hesaplayacağız. Gazlar için bunu unutmayalım. Birimleri de unutmayacağız. T her zaman kelvin. P pascal. R de jül kilogram kelvin. Arkadaşlar kütle hakkında da konuşalım. Şimdi yoğunluktan konuşuyorsak yoğunluğun birimi kilogram bölü metreküp. Bunu hacimle metreküple çarptığımızda zaten kilogramı elde ediyoruz. Ve birçok mühendislik probleminde kütle bize direkt olarak verilmez. Ama biz tablolardan yoğunluğu bulabiliriz veya gazsa ideal gaz bağıntısından yoğunluğu hesaplayabiliriz. Hacmi de hesaplayabiliyorsak ikisinin çarpımı bize kütleyi verecektir. Kütle için bu bilgiyi unutmayalım. Arkadaşlar kütlesel debi hakkında biraz ayrıntılı bilgi vereceğiz demiştik. Bir boruyu ele alalım. Bu boru veya kanal olabilir fark etmez. Bir giriş ile iki girişi arası tamamen akışkanla dolu olsun. Bu çerçevede akışkan sıvıysa pompayla, gazsa fanla bu boru içinde ilerliyor. Akışkan akımı sağlanıyor demiştik. Bu akıma ayrıntılı olarak bakarsak arkadaşlar borunun iç çeperine değen akışkanın hızı sıfır oluyor. Çünkü borunun iç çeperi ile akışkan arasında bir sürtünme meydana geliyor. Bu sürtünmeden dolayı şurada hız sıfır oluyor, akışkan duruyor. Ama iç çeperden uzaklaştıkça, borunun merkezine geldikçe ortada bir maksimum hız görüyoruz. O sürtünmenin etkisinden kurtulduğu an akışkan tam ortada maksimum hıza erişiyor. Bize boru içi hız lazım. İşte burada bir hız profili, hız değişimi veya hız dağılımı demişim. Aynı şey, hız dağılımı oluşuyor. Bu hız dağılımının ortalaması bize ortalama hızı veya V hızını veriyor. Yani akışkanı gönderdiğimiz, boruya gönderdiğimiz hız zaten bu V hızına eşit. Bu V hızını da biz içerideki bu dağılımın ortalamasından elde ediyoruz. Tabi bunun integral hesaplamaları var. Ona hiçbir zaman girmeyeceğiz bu derste. Ama akışkanlar mekaniği ayrıntısına bakarsınız. Ve şunu söyleyelim. Boru ve kanal içindeki hızlar ortalama hızlardır ve bize V olarak verilir. Veya biz onu V olarak alacağız. Kütlesel debi için bunları söyleyebiliriz. Hacimsel debi ile kütlesel debinin farkı ne? Hacimsel debi hız çarpı kesit alanının fonksiyonu veya hacimsel debi eşittir hız çarpı kesit alanı. Kesit alanı AK metrekare boru veya kanallarda
kesit alanı hesabı hakkında kısaca konuştuk. Hız yine ortalama hız, metre bölü saniye biriminde ya V ortalama veya V ile göstereceğiz. Alanı da ya AK veya A ile göstereceğiz. Hacimsel debide gördüğünüz gibi yoğunluk yok. Birimi de metreküp bölü saniye. Buradan önemli bazı noktalara geçebiliriz arkadaşlar. Sıvılarla çalışıyorsak akışkanları sıvı ve gaz olarak ikiye ayırmıştık. Sıvı belli bir basınca kadar sıkıştırılamaz kabul edilir. Biz de bu derste sıkıştırılamaz kabul edeceğiz. Bu durumda basınca göre özgül hacmin ve yoğunluğun değişimi çok az olacağı için basınçla özgül hacim ve yoğunluğun değişmediği kabul edilir. Biraz önce dedik sıvılarda yoğunluk değişmez. Neden değişmez? Çünkü basınca göre bir değişim yok ve sıkıştırılamaz kabul ediyoruz biz sıvıları. O zaman özgül hacim ve yoğunluk sabit, basınç değişiminden etkilenmez. Özgül hacim ve yoğunluk sıcaklıkla değişir. Sıvılar için tek geçerli yöntem bu. Özgül hacmi veya yoğunluğu biz hesaplamak veya tablodan okumak istiyorsak sıcaklıkla değiştiğini bileceğiz sıvılar için. Evet. Gazlar için her basınç değerinde özgül hacim ve yoğunluk farklı değer alacağı için gazlar sıkıştırılabilir olarak ele alınıyor. Gazlar her zaman sıkıştırılabilir arkadaşlar. Sıvılar sıkıştırılamaz. O zaman özgül hacim ve yoğunluk sıcaklıkla ve basınçla değişir. Nereye gideceğiz biz? İdeal gaz eşitliğine. Sıkıştırılamaz ve sıkıştırılabilir akışkanlarda kütlesel debi değişmez. Sıvı artı gaz için kütlesel debi değişmez. Neden? Çarpı zaten kütlesel debimiz yoğunluk çarpı hız çarpı kesit alanı olarak aldık. Yani yoğunluğun etkisi de içinde var, hızın etkisi de var, kesit alanında etkisi var. Her şeyin etkisi kütlesel debi içinde olduğu için sıkıştırılabilir veya sıkıştırılamaz akışkanlarda kütlesel debinin sayısal değeri değişmez. Sıkıştırılamaz akışkanlarda hacimsel debi değişmez. Sıkıştırılamaz ama bak. O zaman yoğunluklar zaten birbirini götürüyor. Sıkıştırılamaz akışkanlarda, sıkıştırılamaz akışkan neydi? Sıvılarda kütlesel debi de, hacimsel debi de değişmez. Zaten buraya sıvı için demişim. Sıkıştırabilir akışkanlarda hacimsel debi değişir. Çünkü hacimsel debi içinde yoğunluk yok. Bu çerçevede hacimsel debinin sayısal değeri değişir. Neden? Sıkıştırabilir olduğu için, yani gazlar için. Gazları biz sıkıştırabilir ele alıyorduk. Şuraya yazdığımız 3 nokta önemli. Gelelim sürekli akışa arkadaşlar. Biz kütlenin korunumundan bahsettik. Onu hemen bir daha göz önüne alalım. Yukarıdan bulalım. Kütlenin korunumun temel eşitliği toplam M giren eksi toplam M çıkan eşittir. Delta M kontrol hacmi. Kontrol hacmindeki kütlenin değişimi kontrol yüzeyinden giren ve çıkan akışkanlara bağlıdır dedik. Bu genel eşitliğimiz. Ama sürekli akışla çalışıyorsak, yani toplam giren kütle toplam çıkan kütleye eşitse, o zaman burası sıfır oluyor. Yani kontrol hacminde sıvı veya gaz birikimi azalması veya artması olmuyor. O zaman kütlenin korunumunda delta M kontrol hacmi eşittir sıfır alınıyor. Aşağıda da bunu söylemek istemişiz. Sürekli akışlı boru ve kanallarda delta M kontrol hacmi eşittir sıfır kilogram olur veya delta M kontrol hacmi bölü delta T eşittir 0 kilogram bölü saniye olur. Sürekli akışta bunları 0 alacağız. Neden? Toplam giren kütle toplam çıkan kütleye eşit olacak kilogram biriminde. Sıvı ve gaz için toplam giren kütlesel debi toplam çıkan kütlesel debiye kilogram bölü saniye biriminde eşit olacak. Ne zaman? Sürekli akışta toplam girenler toplam çıkanlara eşit olduğu an. Tabi sıvı için arkadaşlar biz, yani sıkıştırılamaz akışkan olan sıvı için de toplam giren hacimsel debi toplam çıkan hacimsel debi olarak yazabiliriz. Metreküp bölü saniye biriminde. Bu kadar konuştuk. Bir örnekle devam edelim. Arkadaşlar ucuna fıskiye takılmış bir su hortumunu ele alalım. Su hortumunun ucuna fıskiye taktığımızdan o akışkanın hızını arttırır.
Su ortamı 38 litrelik bir kovayı suyla doldurmak için kullanılıyor. Borunun iç çapı 2.1 santim olup fıskiye çıkışında çap 0.75 santim değerine düşüyor. Kovayı suyla doldurmak 55 saniye aldığına göre hortumdan geçen suyun kütlesel ve hacimsel debilerini ve suyun fıskiye çıkışındaki ortalama hızını bulunuz demiş. Böyle bir soruyla karşılaştığınız an hemen başlangıçta basit bir şekil çiziyoruz. Böyle bir soruda hemen başlangıçta basit bir şekil çiziyoruz. Boru şu şekilde gösterilsin, fıskiye şu şekilde gösterilsin. Borunun veya burada boru tabii ki hortum burada. Hortumun çapı 2.1 santim olarak verilmiş. Suyun girişi bu yönde, çıkış bu yönde ve fıskiyenin dış çapı ise 0.75 santim olarak verilmiş. Fıskiye çıkışındaki çap 0.75 santim olarak verilmiş. Şekil üstüne bunları taşıdığımızdan soruyu çözmek daha kolay olacak. Sonra bildiğimiz kabulleri yazacağız. Bir kere su sıkıştırılamaz madde. Tamam, bunu kullanacağız. Hortumun içi tamamen suyla dolu. Zaten öyle ele alacağız problemleri. Hortumdan sürekli akış var. Neden? Zaten şuradan giren akışken buradan çıkıyor. Hortumun içinde bir birikme olmuyor. Bu üç bilgi bizim için önemli. Buna göre problemi çözeceğiz. Problemde bize suyun yoğunluğu lazım olacak. O zaman arkadaşlar ortam sıcaklığı veya suyun sıcaklığının bize verilmesi lazım. O 30 derece santigrat olsun. Verilmezse yaklaşık 30 derecede, 20 derecede alabiliriz suyun yoğunluğunu. Bu soruda 30 derece santigrat olsun. 30 derece santigrat için rho'yu biz tablodan suyun rho'sunu, yoğunluğunu 996 kilogram bölü metreküp olarak okuruz. Siz de tabloyu inceleyin, bu değeri okuyun arkadaşlar. Tamam, suyun yoğunluğunu tablodan alacağız dedik. Soruya bakalım. Suyun kütlesel ve hacimsel debilerini istiyor önce. Hacimsel debiyle başlayalım. Arkadaşlar hacimsel debinin formülü ne? V üzeri nokta eşittir hız çarpı kesit alanı. Bakıyoruz, kesit alanını bulabiliriz. Ama hız hakkında bilgi yok. Ama ne var? Kovayı suyla doldurmak 55 saniye alıyor diyor. Bu bilgi bize yeter. Hacimsel debinin birimi ne? Metreküp bölü saniye. Eğer biz metreküpü yani kovayı dolduran hacmi biliyorsak ki biliyoruz. Burada 38 litre vermiş. Tabii ki bu litreyi metreküpe çevireceğiz. Burada hacim bilgisi var. Burada da zaman bilgisi varsa hacim bölü zaman bize kütlesel debiyi hacim bölü zaman bize hacimsel debiyi verecek. Yanlışlıkla kütlesel debi dedim. Hacimsel debiyi verecek. Bu çerçevede hacimsel debiyi hesaplayabiliriz. 38 litre bölü 55 saniye. Burada litre bırakırsak 38 bölü 55 0.691 litre bölü saniye. Biz genellikle metreküple çalıştığımız için arkadaşlar 0.691 litre bölü saniyeyi 1 metreküp 1000 litre ise bu değerle çarpalım. O zaman 0.691 bölü 1000 kalıyor elimizde. Bu da 6.91 çarpı 10 üzeri eksi 4 metreküp bölü saniye. Genellikle hacimsel debide metreküp bölü saniye birimiyle çalışırız. Ama gördüğünüz gibi o küçük bir değerde kaldığı için yani bunu 1000 ile çarpıp litre bölü saniye de alabiliriz. O problemin cinsine veya problemde herhangi bir şey belirtmemişse size bağlı olsun. Kütlesel debi de isteniyor. Kütlesel debi neydi arkadaşlar? M üzeri nokta eşittir. Rho çarpı V çarpı A. Hacimsel debi neydi? V çarpı A. Ama biz hacimsel debi diğer bilgilerden bulduk. O zaman V üzeri nokta belli. Rho'yu da tablodan okuduk. O zaman 996 kilogram bölü metreküp çarpı 6.91 çarpı 10 üzeri eksi 4 metreküp bölü saniye bize kilogram bölü saniye biriminde kütlesel debiyi verecek. O da 0.688 kilogram bölü saniye. Evet. Kütlesel debiyi de bu şekilde halletmiş olduk. Arkadaşlar çıkıştaki hızı da istiyor bizden. İstersek yani bu hortum içindeki hızı da hesaplarız. Ama bizde çıkıştaki hızı istiyorsa o iş kolay. Neden? Hacimsel debi neydi? Hız çarpı kesit alanı. Hacimsel debiyi hallettik. Kesit alanını da halledeceğiz. Her türlü bilgi var. Yani çap belli.
dairesel kesitli çap belli ise pi çarpı d kare bölü 4'ten ak'yı hallederiz. Tek bilinme v kalıyor burada. V üzeri nokta da belli. Evet, şu d tabii ki metre çevireceğiz burada, dikkat. Karesini alacağız, dikkat. Ona göre ortalama hız veya hızı çıkıştaki bu 15.64 metre bölü saniye buluruz. Bakın burada çıkış çapını aldık. Yani dikkat, çıkışta istediği için 7.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre çıkıştaki değer. Ama burayı da merak ediyorsak 2.1 için de hesap yaparız. Onu ben yapmamışım ama merak ederseniz yaparsanız oradaki hız daha düşük olacak. İstersek kütlesel debiden de yararlanıp B'yi hesaplardık. Kütlesel debi neydi? Rho çarpı A çarpı B. Hani başka bir soru daha, hacimsel debi elimizde yoksa ne yapacağız? Rho belli. Kesit alanı belli. Kütlesel debi miktarı da belli ise oradan V'yi yine çekebiliriz. Aynı sonucu elde ederiz. Arkadaşlar, kütlenin korunumu çerçevesinde size vermek istediğim bilgiler bu kadar. Kütlesel debi, hacimsel debi kavramlarını iyi bileceğiz. Hacimsel debi nasıl hesaplanır? Hangi formüller kullanılır? Kesit alanı nedir? Biz burada boru için, hortum için örnek verdik. Bu bir kanal olsaydı nasıl hesaplardık? Kesit alanını, hepsini hakkında bilgi verdik. Bunlar hakkında hiç hata yapmayalım. Sürekli akış için delta m kontrol hacim 0 dedik. Yani süreksiz olsaydı ona göre de buradaki delta m için bize bazı bilgiler verilirdi. Sıkıştırılabilir, sıkıştırılamaz akışkanı tanımladık. Bunlar hakkında artık hiç hata yapmayın. Sonuçta ileride akışkanlar mekaniğinde bunların daha ayrıntısı karşınıza çıkacak. Arkadaşlar, ders 7'de görüşmek üzere.